Eğitimin dinselleştirilmesi 12 Eylül ile başladı. 12 Eylül öncesi seçmeli olan din dersleri anayasaya sokularak zorunlu hale getirildi. Bugün ise ülkede yaşayan çeşitli farklı inançlar başta olmak üzere layık yaşamı benimseyen tüm kesimleri etkiledi. Toplumdaki ayrışma okullarda çocuklarımıza kadar yayıldı. 1908 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim okullaşma oranını artırırken e, okulda kalma süresini de uzatmıştır. 4 artı 4 artı 4 e, gerici piyasacı cinsiyetçi eğitim yasasının gündeme alınmasının en önemli nedeni e, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim uygulamasıyla işlevsiz hale gelen e, imam etip okullarının orta öğretim kademesinin canlandırılmasıdır. Ee, i̇mam Hatipleşme'yi genişletmek şu anki Cumhurbaşkanı o dönemin e, Başbakanı Erdoğan'ın dininize, kininize sahip çıkın, dindar nesil yetiştirmek istiyoruz söylemiyle 4 artı 4 artı 4 eğitim e, sisteminin temeli atılmıştır. Ne olmuştur 4 artı 4 artı 4 eğitim yasasıyla? Okul öncesi eğitim gözden çıkartılmıştır. Okul öncesi eğitimde olması gereken 60 aylık çocuklarımız ilkokula başlatılmak zorunda bırakılmıştır. 2014-2015 tarihi ile birlikte kız çocuklarının okuldan ayrılma oranı %41, erkek çocuklarının okuldan ayrılma oranı %35,5 olmuştur. Yine en üzücü 2014 ile birlikte yapılan evliliklerin %34'ü, çocuk yaşta yaptırılan e, evlilikler olarak tespit edilmiştir. Yasa ile birlikte e, çocuklarımızı erken yaştan mesleki eğitime e, yönlendirmek için meslek okulları açıyoruz e, müjdesi verildi. Ancak ülkemizde e, okul ve öğrenci sayısı hızla artan tek okul e, imam hatip okulları oldu. Okullarımızın bir kısmı tamamen imam hatipe dönüştürüldü veya var olan ilkokul, ortaokul, lise binalarının bir bölümü İmam Hatip yapıldı. Veliler mahallelerinde düz ortaokul kalmadığı için çocuklarını İmam Hatip'e göndermek zorunda bırakıldı. Bilal Erdoğan o dönemde kendisini Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verebilecek yetkiye sahip olduğunu düşünerek Milli Eğitim Bakanlığı'na İmam Hatip'li öğrenci sayısını 5 yıl içerisinde 1 milyona çıkartılması talimatını verdi. Yetkililerin üstün gayretleri sonucunda hedefe bir yıl içerisinde e, ulaşmış oldular. E, yine devlet okullarına ayrılan bütçe azalırken e, özel okullara teşvikler verildi. Ve çocuk işçiliğin e, önü açıldı. E, i̇ş adamlarına verilen teşvikle e, özel meslek hisselerinin sayısı arttı. Bu okullardaki çocuklarımız staj adı altında özel sektörün ucuz emek hizmetine sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, İnsani Yardım Vakfı, Ensar Vaks Vakfı, Kimse Yok Mu, TÜRGEV gibi yapılarla çeşitli protokoller yaptı. Okullarda haç, umre yarışmaları, yaz okulları ve Kur'an kursları adıyla dini içerikli ideolojik çalışmalar yapılmaya başlandı. E, Türkiye ve e, kamu kaynaklarından para, arazi, bina bağışları yapılarak bir taraftan e, vakfın bütçesi e, genişletilirken Milli Eğitim Bakanlığı'na talimat verebilecek güç Türgev'in eline geçmiş oldu. 2014'te Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Yönetmeliğinin Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumlarının Açılması ve Binaların Kullanılması ile Ilgili Bölümünde önemli değişiklikler yapıldı. Bu bölümdeki ilgili maddeler yeniden düzenlenerek Okul Öncesi ve ilköğretim Kurumlarında ibadet ihtiyaçları için mekan açılma izni verildi okullarımızda derslik bulmakta güçlük çekerken ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için mescitler açıldı. 2014 yılında yine o dönemin bakanı Nabi Avcı yaptığı bir açıklamayla isteyen 5. sınıfta da başörtüsü takabilir dedi. Böylelikle başörtüsü takma liseden 5. sınıfa kadar inmiş